Oğlum niye uyumuyorsun? Babanı mı bekliyorsun yoksa? Heh, geldi işte baba. Hoş geldin Erdem abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk Fatma. Ali Aydan markete uğradı. Birazdan gelir. Gelsin yoksa uyumuyor bu sıpa. O da benim gibi babasını gözlüyor herhalde. Uyumuyor mu? Maşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne öyle? Ne oldu? Sonra konuşuruz. Ben bir çocuğu uyutayım. Nazlı'yla tartıştık biraz. Olanlardan beni suçluyor tabii. Anlamış her şeyi anlattığımı. Suç ortaklığına devam etmedin diye mi kızmış? Genç kız tabii. Normal. Bir de ben konuşayım bakalım. Pek sevinmedin anlaşılan yeni okuluna. Gerçekten eğitim almam için gönderseydin sevinirdim belki. Başka ne için gönderecekmişim? Cezalandırmak için. Sen hiç bu kadar pahalı bir ceza veren baba duydun mu? 5 yıl ödeyeceğiz o okul için aldığımız krediyi. Hiç boşuna uğraşma baba. Bunu neden yaptığını biliyorum. Hadi beni cezalandırdın. Ateş'e niye ceza verdin? Ateş'inki ceza değil. Onunki görev. Ya sevmek suç mu baba? Sen de askersin. Annem seni sevdi, hata mı yaptı yani? Sevdiğin için kızmadım ki ben sana. Bana yalan söylediğin için kızdım. Annen tabii ki hata yapmadı beni severek. O bana hayatımın en güzel hediyesini... Seni verdi. Ama siz gözümün içine baka baka bana yalan söylediniz. Ben nasıl güveneceğim şimdi Ateş'e? Canımı nasıl emanet edeceğim? Kızım ben sana nasıl güveneyim? Biz sana korktuğumuz için yalan söylemiştik baba. Korkmakta da çok haklıymışız. Çünkü sen ancak ceza vermeyi biliyorsun. Nazlı. Söylediklerine dikkat et. Yalan mı ya? Sen asker gibi yetişmişsin. Benim de asker gibi yetişmemi istiyorsun. Ama ben istemiyorum baba. Ya biz birbirimizi seviyoruz. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Öyle bir şey olmayacak. Onu aklından çıkar. Sen benim hayatımda tanıdığım en vicdansız adamsın. Aşktan da, sevgiden de anlamıyorsun. Bavulunu hazırla. Yarın yola çıkıyorsun.